Hocam hayırlı uğurlu olsun diyelim. İlk haftayı tamamladık. Evet. Beklenen sonuç olmadı ama oynanan futbol aslına bakarsanız çok da rahatsız etmedi insanları. Bir ümit verdi diyelim. Siz neler gördünüz, neler düşünüyorsunuz? Ya ben bir kere burada yani bizim kaybetmemizdeki en büyük nedenin bir tanesi hem 10 kişi kalmamız hem de benim yukarıda olmam yani geçen sene kalan bir maç cezamın olmasıydı bu. Çünkü kenardan bizim oyuncuları daha farklı ateşleyebilirdik, daha farklı öne itebilirdik. Yani 3. bölgede ilk kere üretkenliğimiz yoktu. Ama biz bugün yaptığımız analize baktığımız zaman tamamen biz oynamışız. Belki 3. bölge hariç ilk yarı. Yani 2. yarı 10 kişi kalınca üretkenliğimiz de vardı. Bulduğumuz pozisyonlar da vardı ama hiç olmayacak bir pozisyonda bir gol yiyip kaybetmek bizi üzdü. Biz hiç kaybetmeyi aklımıza düşünmüyorduk bu müsabaka için. Yani bir puan bile aklımda hiç yoktu. Tamamen çünkü Rizespor'u izlemiştik. Biz onlara da saygı duyuyoruz. Kazandıkları maçlardan dolayı da hem teknik direktörlerini hem ekiplerini camialarında kutluyorum. Çünkü sonuçta deplasmanda aldıkları bir 3 puan var. Yani biz hiç kaybetmeyi düşünmüyorduk. Hesabımızda böyle bir şey yoktu. Ama 10 kişi kalınca biraz dengemiz bozuldu. Yani hiç vermeyeceğimiz bir pozisyonda da gol yedik. Ama ben oyunculardan memnunum. Oynadığımız oyundan da ben memnunum. Hiç problem yok. Çünkü biz dinamik bir takımız, diri bir takımız. Yani mücadeleli bir takımız. Eğer 3. bölgede çözersek bugünden itibaren başlayacağız çalışmalarımıza da. Yani biz deplasmanda oynayacağımız Gazişehir maçında burayı bir skorla döneceğimizden eminim ben. Hocam siz bir istatistik çıkardınız mı? Sizin cezalı olduğunuz maçlarda kazanma oranınız gerçekten düşük bir boksaç maçı hatırlıyorum Hacettepe'deyken. Evet. Gençlere geldiniz daha doğrusu cezalı da değildiniz ama sizin cezalı olduğunuz maçlarda Hacettepe de kazanamıyordu. Gençler de kazanamadı aslına bakarsanız. Doğru düşünüyor muyum? Ya dediğiniz doğru çünkü biz maç öncesi son dakikada öğrendiğimiz bir şeydi bu. Yani hiç geçen sene bizim oynadığımız Göztepe Ankara'cı maçında olmuştu bu olay. İşte şimdi Fatih Hoca cezalıydı kaybetti. Biz cezalıydı kaybettik. Okan Hoca da bizim nasıl söyleyeyim Tamer Hoca da cezalıydı maçı kaybetti. Ama inşallah bu bundan sonra maç kaybetmeyiz. Zaten bizim takımımızdaki şu bizim içimizdeki orta saha oyuncularımızı biz öne kenardan itebilseydik. Üçüncü bölgede de birbirimize uzak oynamayıp daha yakın olsaydık, yani kenarda olsaydık bunlar arkadaşlarımıza anlattırabilirdik. Devrede biz yaptığımız bir irtibat konuşmasından farklı bir gençliğe bile sahada vardı. Ya inşallah bundan sonra biz de ceza almayız, maç da kaybetmeyiz. Bu bizim için hadi bir kaza kurşunu olsun diyelim. Bundan sonra bambaşka bir gençliğe bile puan bu haftadan itibaren başlayarak almaya başlayacağız. Şimdi siz gol yemeyiz, kaybetmeyiz diye düşünüyordunuz ama ben maçtan önceki kendi şahsi analizimde Gençler Birliği'nin son belki 7-8 yıldaki en kötü defans kurgusuyla karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyordum. Yeni gelen bir Ramos, tam daha ne olduğunu anlayamadığımız Zargo. Gerçekten sıkıntılıydı. Bir de kırmızı kart gördükten sonra takım ister istemez defansı çekildi. Şimdi siz 3. bölge diyorsunuz ama asıl problem defansta gözüküyor ve onun ilgili nasıl bir çözüm bulacağınızı merak ediyorum. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Mert'in gitmesi hiç hesapta yokken bir anda gündeme gelen bir transferdi. Mert'in gitmesi bizim hem Gençler Birliği için hem Türk futbolu için çok önemli bir olaydı. Biz görüştüğümüz iki tane stoper arkadaşımız vardı. Sol stoperlerdi. Onların gelmesine gitmesine mesafe uzayınca biz başka bir stoper arkadaş vardı. Onu getirdik. İki gün bizden itmana çıkarken maça çıkarmak zorunda kaldıydık. Şimdi biz yine bir stoper arkadaşla görüşüyoruz. Hafta içi büyük bir ihtimalle de bitireceğiz. Bugün işte bir orta saha arkadaşımızı bitirmek üzereyiz. Bir de bir sol ön oyuncumuz. O da hafta içi inşallah aramıza katılacak. Ya biz bu eksiklerimizi biliyorduk. Başkanımız da bizi biliyordu. Ve bu hafta içerisinde bunları da olduğu gibi çözeceğiz. Zaten sol stoper aldığımız zaman biz savunmadaki kurgumuzu tamamen yerine oturtmuş gibi gözükeceğiz. Ama lig uzun. Şimdi orta sahada geldi. Orta sahada Diallo'nun olmayışı da ilk kez bir Süper Lig maçı oynayan Berat da bir heyecan vardı, bir stres, bir gerginlik vardı. Ön bölgede de kanatlarımız çok kopuk oynadı. Birbirine yakın değildi hücum oyuncularımız. Ondan olunca da bir ilk yarıda bir üretkenliğimiz de olmamıştı. Yani transferlerimizi hafta içi bitirdiğimiz zaman yani eksik mevkilerimiz de git, sol açık, stoper ve ön libero aldığımız zaman hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Daha sezon başlamadan önce bir Akhisar hazırlık maçını izlemiştim. Sesse de ikinci yarı oyuna girmişti ama benim bugün hissettiğim takımın en büyük transferi Sesse olacak evet. Diyordum. Çünkü geçen sene bekleneni verememişti Sesse. Bu sene Sesse ilk maçında evet ben bu kulübün yıldızıyım, starıyım, takımın kaptanıyım dedi bir manada. Evet. Sesse ne oldu da bu hale geldi? Ya Sesse ben ilk milli takımdan döndüğünde ben ona şunu söyledim. Sen bizim takımımızın kaptanısın. Bizim takımımızın benden sonraki liderisin. Saha içerisinde. Biz sana her türlü güveniyoruz, inanıyoruz. Sen istediğin zaman bu ligde çok ses getirirsin.
Biz antrenmanda onunla çok iyi bir iletişim kurduk. Antrenman sonrasında iyi bir iletişim kurduk. Haftanın bir günde kendisini dinlendiriyoruz. Çünkü turnuvadan geldiği için. Yani bizim için değerli bir oyuncu. Hepsi değerli ama Sesen'in tabii bambaşka bir değeri var bizim için. İçerideki oynayan oyuncularımızın çoğu Sesen'i iyi tanımaları, aynı dili konuşmaları. Bu bizim için bir avantaj oldu. Yani biz nasıl şimdi Sesen'i yabancılar olarak kaptan tayin ettik. Türkleri de biz kaptan olarak Erdem'den Ahmet'i tayin ettik. Yani iletişim her iki taraftan da çok iyi geldiği için biz onları öpüyoruz, sarılıyoruz. Bir aile bağı olduk. Ondan dolayı da Sesen'i kazandık. Sion'la aynı beraber oynamaları, Zargo'yu bir tanıması, Diallo'yu tanıması, kaleci Diallo'yu tanıması. Bunlar bizim için bir avantaj oldu. Yani Sesi de bu sene bambaşka bir Sesi oldu. Biz son derecede memnunuz. Bunun sezonun ilk başlangıcında sormak faydalı oluyor. Çünkü hep bu bir manada günah keçisi kıvamına çok gelmişliğiniz var. Bu takım kadrosunu siz mi kurdunuz? Transferleri siz mi belli ettiniz? Siz mi? Valla %90'ını evet benim bildiğim, benim tanıdığım oyuncular. Tabii bizim kulübümüzün de iyi bir squad ekibi var. Onların da izlediği, bildiği oyuncular var. Mesela burada da bizim genel menajerimizin de bize çok büyük faydası var. Onun da elinde çok bayağı oyuncu profili var. Ama bizi de var. Hepsini iyi bir harman yapıp bizim de dediklerimiz var. Onların da dedikleri var. Ama alınan bütün oyunculardan ben memnunum. Hiç problem yok. Çünkü bu ilk kez bir arada oynayan 6-7 tane oyuncumuz var. Hatta ben daha da fazla sayabiliriz. Yani ondan dolayı bir sıkıntı yok. Biz uyum sürecimiz belki kampta, hazırlık maçlarında çok iyi geçirdik. İşte örnek maçtan biz çok büyük bir umudumuz vardı bu hafta. Ama ilk yarı boyunca baktığımızda maçtan o verimi alamadık. Çünkü adam ilk kez Süper Lig maçı oynuyor. Suyo'yla ilk kez bir Süper Lig maçı oynuyor. Kandiyas'tan ilk kez oynuyor. Arkadaki Sesen ilk kez oynuyor. Yani çoğu takımımız ilk kez bir arada olduğu için belki ilk yarı boyunca sıkıntı çektik ama ikinci yarıda konuşmalarımız onları daha da motive etti. İyi oynadığımız bir ikinci yarı vardı. Hesapta olmayan kaybettiğimiz bir maç oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Ersun Hoca eskiye döndü diyelim aslına bakarsanız. Gençler Birliği'nde Ankara Gücü'ndeki o başlangıçları hep öyle serili 5 maçlık 5 gollü 6 gollü galibiyetlerle başlardı. Fenerbahçe'de de öyle bir başlangıç yaptı. Gazişehir'i dün 5-0 gibi çok net bir skorla yendi. Şimdi Fenerbahçe'yi takip etmek Gençler Birliği açısından pozitif mi negatif mi, bir handikap yaratacak mı size, ne düşünüyorsunuz? Yani Gazişehir, biz bu hafta nasıl bir Gazişehir bekliyorsunuz karşınızda? Ya şimdi dün mesela Gazişehir'i biz izlediğimizde 5'li savunma oyunu oynadı. Ama ben bizim maçta 5'li savunma oynayacağına inanmıyorum. Ama Samudo Hoca geçti, Kayseri Spor'da da bu 5'li savunma oynatıyordu. Bizim maçta büyük bir ihtimalle 4-2-3-1 gibi oynar diye düşünüyorum. Biz de zaten şimdi oyuncularımız onu paylaşırken bu kadronun oynamayacağını, buradan bir kişinin çıkıp Muğdat da oynayabilir, başka bir oyuncu da oynayabilir diye hesabımızı yaptık. Yani o da kazanmak için çıkacak ama onlar da hep yeni bir kadro, yeni oyuncular bir araya getirdi. İyi bir maç olacak ama biz sizin dediğiniz gibi Ersun Hoca önde basan bir oyuncu yapısı var. Ben de aynı şekilde şimdi oyuncularımıza onu söyledik. Türkiye Ligi'nde önde basan takımlar maç kazanır. Ama top rakibe geçerken kendi alanına geçersen maç kaybedersiniz. Biz onu oyuncu arkadaşlarımıza bu maç öncesi de söylemiştik. Şimdi Gazişehir maçı öncesi de aynı şekilde söyledik ve paylaştık. Hafta içerisinde bu analizlerimizi yapıp oyuncularımıza 3. bölgedeki baskımızın üzerine daha çok çalışıp orada kazandığımız toplarla çok çabuk kaleye gidip pozisyonları üretmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi takip etmek handikap mı? Ya bana göre iyi. İyi mi? Bana göre iyi. Çünkü niye? Fenerbahçe maçında belki kaybederek gelecekler. Bir moral bozukluğu olacaklar, bir psikolojik bozukluklar olacaklardır. Biz de bunlardan faydalanmak isteyeceğiz. Ya geçen sene biz Ankara'dayken, bizden sonraki rakibimiz Galatasaray'la oynuyordu. Bize gelirken farklı motive oluyorlardı. Bir sonraki maçı biz hep kaybedeceğiz diye hesap yapıyorlardı. Bu sefer de hep kaybedecekler, bir sonraki Gençler Birliği maçını diye hesap yapacaklar. Ama bizim ligimizde bana göre işte ilk hafta gördünüz, herkes herkesi yenebiliyor. Hiç olmayacak sürpriz skorlar çıktı. Yani Başakşehir'in kaybetmesi, Galatasaray'ın kaybetmesi, Beşiktaş'ın kaybetmesi. Yani hiç hesapta olmayan belki kayıplardı bunlar. Ama bizim ligimizde herkes herkesi yenebilir. Hocam bugün Gençler Birliği'nin tek programı Klas Sport TV'de yayına başlıyor. C Blok. Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu. Saat 8'de başlayacak yayın. Ve ilk orada yayınlayacağız aslına bakarsanız bu görüntülere. Ne düşünüyorsunuz? Gençler Birliği'nin medya konusunda bir sıkıntısı yıllardır vardı. Bir nebzede nefes tutmaya çalışacağız. En fazla da konuşulacak insan sizsiniz büyük ihtimalle o programda. Eleştirilecek, övülecek. İki tane kitap okudum. Birisi dua, birisi sabır. Ben bundan sonraki her şeyde çok sabırlıyım ben. Yani sabırlı olan insanlar sonunda kazanıyor. Ben de sabırlı bir şekilde devam edip yine kazanacağım. Yani eleştiri de olacak. Biz o eleştirilere de açığız. Hiç problem değil. Sonuçta biz Süper Lig'de çalışıyoruz.
Yani biz buradaki oyuncuyla çalışmamız, beraber olmamız çok farklı olacak. Ben Klas Spor'a da buradan da hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir gün ziyaretinize de geleceğiz. Çünkü size de sözümüz var. Yani biz gençliğe olarak iyi yoldayız. Ben bütün taraftarlarımız için rahat olmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.